Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur ve gününüz de efsane güzel geçiyordur. Ve hemen şunu da söylemeden demeyeceğim. Bugün inşallah çok güzel haber alırsınız ya da beklediğiniz bir şey varsa inşallah tez zamanda hayırlısıyla gerçekleşir. Hemen dua ve dileklerimden sonra günüme başlıyorum. Bugün Sevda ile Hasan gelecek. Belki bloglarımdan tanıyorsunuzdur kendisini. Murat'ın arkadaşı Hasan. Eşiyle birlikte Zonguldak'ta yaşıyorlar. Aslında şöyle oldu. Sevda KPSS'ye atanıyordu yalnız ve atandı. İkisi de özel eğitim öğretmeni. Zonguldak'a atandılar. Orada ev tuttular. Zaten aylardır da orada evde online ders yapıyorlar. Şu anda online'da olduğu için. Ve semester tatiline girmesi sebebiyle böyle bu tarafa gelirlerken bize de uğramak istediler. O yüzden bugün onlara bir hazırlık yapacağım. Sonrasında malum Murat da artık tatile girdi. Tabii tatile falan gitmeyi düşünmüyoruz. Hala biraz riskli olduğu için. Öyle kalabalığa karışmayacağız. Biz de dedik ki ne yapsak birazcık havamız değişsin. Hem de böyle güvenli bir ortama girelim. Hem de böyle Özgür'ü de biz de böyle bir değişik bir yer görelim istedik. O yüzden köye gidiyoruz. Çok yalnız gizemli bir şekilde anlattım. Sanki böyle çok farklı bir yere gidecekmişiz gibi anlattım. Köye gidiyoruz. Böyle Murat, Özgür ve ben köyde baş başa olacağız. Hem biraz kafa dinleyeceğiz, hem vakit geçireceğiz, hem oynayacağız. Belki biraz sıkılacağız köyde. Özellikle kar geliyormuş galiba. Bence kar kısmında çok sıkılmayabiliriz çünkü karı o kadar çok bekliyoruz ki size anlatamam. Kar oynamak için sabırsızlanıyorum. Özellikle köyde çok güzel oluyor. Bir de tabii karda mangal da yapmasak olur mu? Olmaz. O yüzden çok heyecanlıyız. Bugün onun için de hazırlık yapmam gerekiyor. Yani tekrardan bir valiz hazırlığı. Bilmiyorum siz valiz hazırlamayı seviyor musunuz ama ben hiç sevmiyorum. Yani o valizleri, eşyaları en kötüsü ne biliyor musunuz? Tatilden geldikten sonraki o çamaşır kısmı, onu da sevmiyorum. Ama valiz hazırlamaktan da pek hoşlanmıyorum. Özellikle Özgü doğduktan sonra hiç hoşlanmıyorum. Ya bana çok zor geliyor. Bugün onu da hazırlayacağım. Valizi de hazırlayacağım. Ama ondan öncesinde tabii ki tariflerime geçelim. Tarif olarak saat 2 gibi gelecekler Hasanlar. O yüzden ben böyle bir poğaça, kek tarzı poğaça yapmayacağım da kek, börek, patates salatası ve sarma yapayım dedim. Zaten biliyorsunuz benim buzumda hep bir börek vardır. Böreğim olacak. Sarmam zaten kavanozda, o da hazır. Yani kek ve patates salatası hemen ekstra yapmam gerekecek. Yani vaktim var. Süpürnaz'ım da bana eşlik edecek. Babam ona Safinaz diyor. Annem Süpernaz diyor. Söyleyemediği için. Herkes farklı bir şey söylüyor. Özgür Duru Cici diyor. Korkmamak için. Herkes farklı bir şey söylese de benim için Süpernaz'ım Süpernaz değil tabii ki. Süpernaz'ım iş başında olacak. Burada bana destek olacak. Ben de bir yandan hazırlıklarıma geçeceğim. O zaman artık günümüzü başlatıyorum. Çok fazla konuştum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Hadi bakalım günümüze başlayalım. Hepimiz için inşallah çok güzel bir gün geçer. Kek için önce 3 yumurta kıracağım ve güzel bir şekilde köpürteceğim. Beyazlaşana kadar köpürtmeyi düşünüyorum ama önce şu bilekliğimi çıkartacağım. Kek için en temel malzeme un ve şekerdir biliyorsunuz. Onlar da bitmiş, o yüzden hemen... Babam sağ olsun yazdı kekin üstüne aşkım kakaoyla. Sevgili annemlerden aldık. Anam sağ olsun. Şimdi 3 yumurtayı kırıyorum. Anam sağ olsun. Murat da patates salatası için patatesleri soyup tencereye koyacak. Suda haşlanana kadar pişireceğiz. Evet, şimdi bir su bardağı şeker koyacağım. Şimdi sıvılara geçebilirim. Bir su bardağı süt. Şöyle bir su bardağından biraz az sıvı yağ. Karıştıralım. Şimdi un kısmını ayarlayacağız. Genelde ben 3 su bardağı koymuş oluyorum ama önce bir 2-2,5 falan koyacağım. Ona göre yarımını ekledim. Böyle bir 2,5 koydum. Şimdi vanilya ve kabartma tozunu koyuyorum. Önce vanilyayı koyacağım, bir tur karıştıracağım. Kabartma tozunu en son koyacağım. Ve onu çok az karıştıracağım. Kabarmasını engellememek adına. Bu arada bence şu anda 2,5 su bardağı un yetti.
Çok karıştırmayacağım. Şimdi en son cevizleri koyacağım. Ama cevizleri önce bir küçültmem gerek. Ben böyle cevizleri ayıklayıp şöyle bir kavanoza koyuyorum. Sonra lazım olduğunda şöyle şununla küçültme işlemi yapacağım. Canım istediğini yiyorum bazen. Bazen öyle yapıyorum. Yani kavanoza koymak daha mantıklı oluyor. Soyup hazır bir şekilde. Tam bir su bardağı kadar da ceviz içi var. Bence bu hamur bir tık kalın oldu. Şimdi hamurun bence bir tık kalın olduğunu düşünüyorum ben. Normalde böyle çevirdiğinizde böyle daha akışkan akar. Sanırım Sevil annemin unu farklı olduğu için o yüzden öyle değişik geldi. O yüzden un miktarını çok dikkat ederek ayarlayın bence. 2 taneden fazla atmayın 2 bardaktan. Sonra tipine göre artık ayarlarsınız onu. Çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. Birlikte bakalım görelim nasıl olacak. Ben burada şöyle kalıbımı yağlıyorum. İçine dökeceğim. Sonra da ama bu yağlamadan önce bir önce fırını açayım biraz ısınsın sonra onu dökeyim. Evet, şimdi 180 derecede bir 40 dakika boyunca pişecek. Hadi bakalım. Evet, kekimiz gördüğünüz gibi muhteşem oldu gerçekten. Çok da güzel kokuyor. Burada da şurada patatesleri haşladık. Şimdi o haşlandı, onları birazdan doğrayıp şuna koyacağım. Sonra marullarını, yeşil soğanlarını falan ekleyeceğim. Sarmam da böyle benim kavanozda biliyorsunuz. Annem bunları yazın kavanozda yani sarıyor sürekli. Sonrasında kavanozlara koyuyor ve kavanozda kaynatıp vakumluyor. Sonra da mesela şimdi ben bunu açacağım ağzını. Tencereye koyacağım. İçine limon, tuz, yağ ekleyeceğim. Birazcık da çok azıcık da bir çay bardağından biraz daha az su koyacağım. Ve pişecek bu şekilde bir yarım saat falan pişiyor. Ve çok da güzel oluyor. Bence mutlaka siz de yapın. Bu arada içini yaparken de böyle sıcak suda pirinçleri birazcık bekletiyorlar. Bir 10-15 dakika. Hani orada pirinç şişiyor. Sonrasında içi pişmiyor yani. Çiğ bir şekilde doğruyorlar. Çiğ bir şekilde sarıyorlar. Kavanoza koyuyorlar. Kavanozda yarım saat falan böyle bir, hatta yarım saatten çok çok daha fazla kaynatıyorlar kavanozları. Hem vakumlanıyor hem de içindeki birazcık daha pişmiş oluyor. Birazcık ama. Ben böyle tencerede pişireceğim şimdi. Sarmam var. Patateslerim hazır olmak üzere. Kekim hazır. Ne kaldı? Börek. Börekleri de buzluktan çıkartıp yapacağım. En son aşamada bir saat 1'e doğru falan yapacağım o işlemi. O yüzden şimdilik işlerim bitmiş gibi gözüküyor. Az önce bir manzarayla karşılaştık. Şöyle bir manzara. Kumandayı da eline almış. Açtın mı televizyonu? Kapalı. Açmıştı, sinyal yok. Ne oldu? Buranın hali ne? Açıkla. Ne yaptın burayı? Ne yaptın? Ne yaptın? Dağıttın. Evet, babası. Evet. Buzluk böreklerimi çıkardım. Keşke daha geç giyseydim çünkü bu kollar bana bela oluyor. Buzluk böreklerime birazcık yağ, sıvı yağ ve maden suyu koydum. Böyle ıslatıyorum ve diziyorum. Bu kadar. Gerçekten çok kolaylık oluyor. Bence herkes yapıp atsın yani dolaba. Çok da güzel oluyor, öyle söyleyeyim. Üzerine yumurta ve susam koyacağım. Mis gibi olacak inşallah. Bu kadar yeter. Bir de şöyle karnıyarık böreklerim var buzluğumda. Şimdi onları da koyacağım. Bunları ama şöyle yapılıyor. Bunları diziyorsunuz önce. Sonra şöyle ortadan kesiyorsunuz. Şimdi artık fırına gitmek için hazırız. Evet, patates salatasına sıra geldi. Şimdi böyle sebzelerimi yıkadım. Şimdi doğrayacağım. Ve burada da patateslerim var. Bunun içine ekleyeceğim. Sonra da baharatlarını ve limonunu ekleriz. Yağın limonunu.
tabağımız şöyle bir tek börek eksik. Şu börekleri de şöyle göstereyim size. Bu karnıyarık böreği. İçi böyle kıymalı dolu, yumuşacık ve çıtır görüyorsunuz. Bunlar da çıtır buzluk börekleri. Çıtır çıtır yani. Şimdi şunlardan da koyalım. Şundan koyalım. Şöyle oldu. Gayet güzel oldu. Afiyetle yiyelim inşallah. Arkadaşlar şimdi anneme geldik de şu arıtma, su arıtma sistemi vardı annemlerde. Şuradan patlamış. Gördüğünüz gibi bütün mutfağa su basmış. Biz de şimdi bu dolabın altını çıkardık, buraları sildik. Havlular koyduk kurusun diye. Yani bilmiyorum ne olacak. Evde olmasalardı herhalde evi, bütün evi su basmış olacaktı yani. Şimdi akşam yemeğine geçiyoruz. Akşam yemeğinde annem döner yapmış geçen gün. Buzluğa atmış. Böyle ince ince kesmiş, koymuş. Ben de pişirmeye başladım yavaş yavaş. Saat 7'de akşam yemeğimiz var annemin de benim de. Bu arada 76 kiloya kadar düştüm. Hedefime 1 kilo kaldı. İnşallah kilo vermeye devam ederim. Hadi şimdi akşam yemeğimizi yapalım. Şimdi etlerimizin içine biraz tereyağı koydum. Şöyle burada pişiyor etlerimiz. Burada da domatesimiz var. Annemlerin kışlık kavanozladığı domateslerden. Domatesimizi koyduk. Bu da pişecek. İçine baharatları atacağız. Nane, kekik, tuz, işte ne istiyorsak, karabiber. Daha sonra annem de burada ekmeklerimizi kesiyor. Güzelce. Bunları da tavada tereyağını ısıtacağım. Evet. Ondan sonra tabakların altına sereceğim. Tereyağını ısıttıktan sonra azıcık da o sostan böyle karıştıracağım. Hı-hı. Böyle. Tabakların altına sereceğim. Pişen etleri de üstüne koyacağım. Yanına yoğurt koyacağım. Üzerine yine domates sos. Gayet güzel sos olacak. İskender yapmış olacak. Son halini göstereceğim inşallah. Evet anneciğim, eti nasıl yaptığını anlatabilir misin? Eti nasıl yaptım? Böyle büyük bir parça et almıştı Şeref. Ondan sonra onu böyle güzelce doğradım böyle. Düz düz kestim onu böyle. Kızartmalık gibi kestim. Sonra onun içine bir tane soğan rendeledim. Sarımsak rendeledim. Tuz koymadım. Kekik koydum. Pul biber koydum. Bir de köfte baharatı koydum. Karabiber koydum. Güzel yoğurt koydum. Birazcık da hakiki zeytinyağı koydum. Böyle 2-3 kaşık kadar hakiki zeytinyağı koydum. 4 kaşık kadar da yoğurt koydum. O etine göre ayarlanabilir. Onları güzelce harmanladım. Sonra streçi serdim böyle. Onun üstüne böyle istifledim. Böyle böyle yani şöyle bir yuvarlak bir şekil aldırdım ona. Şey gibi pasta yapıyorsunuz ya bisküviyle. Bisküvi pastası gibi evet. Evet. Çok güzel onun bir gibi örnek. Ondan sonra onu güzelce streçe sardım. Buzluğa attım. Sonra çıkardım. Dün yapmıştım onu. Bugün çıkardım. Güzelce tekrar onu ince ince kestim böyle. Döner keser gibi kestim kestim. Bu hale geldi zaten. Evet. Ondan sonra şimdi onu burada güzelce pişiriyoruz. Sulandı. Sulansın, suyunu çekti mi pişmiş demektir. Bakın böyle incecik oldu zaten. Yaprak döner. Bunu pişireceğim. Sonra domateslerimizi de burada pişiriyoruz. Domates sos yapıyoruz. Bunun içine de kekik, nane koyacağım. Biraz da tuz koyacağım yine. Buna da tuz koyacağım en son pişince. Sonra patates falan da kızartacağız. Gerçi biz diyetteyiz. Onu yapmayabiliriz. Onu yapmayalım. Şey aldım. Böyle tandır ekmeği aldık. Lavaş aldık. Onu güzelce doğradım. Şimdi azıcık tereyağı koyacağım. Tavada bunu birazcık ısıtır gibi yapacağım. Isıtacağım yani. Sonra o sostan da biraz üstüne koyacağım. Biraz böyle karıştıracağım. Tabakların altında düzelteceğiz. Sereceğiz. Üstüne de dönerimizi koyacağız. Onun üstüne sos koyacağız. Yanına yoğurt koyacağız. İskender yapacağız. İnşallah ellerine güzel sağlık olur. Anneciğim. Çok güzel olacağı belli. İnşallah güzel olur. Evet, ekmeklerimizin üstüne biraz da domates sosundan koyduk. Şimdi kızarttık biraz. Şimdi tabaklarımızı dizeceğiz. Salata yapacağım mı? Salata yapacağım. Şöyle diziyoruz. Evet, şimdi etlerimizi koyuyoruz. Yeter mi? O senin. Yeter bence. Kimin o? O senin. Şimdi bir tanesini yapayım mı görsünler? Domates sosumuzu koyuyoruz. İsteyen istediği kadar koyabilir. Şimdi bu kadar koyayım.
birazcık da tereyağı. Yanına da yoğurt. Bu ev yoğurdu. Olduğu için biraz sulu olabilir. Annemin özel yoğurtlarından. Evet, tabağımız bu şekilde. Afiyet olsun. Artık gün sonuna geldik. Hemen ben şimdi valizleri halledeceğim. Özgün'ün valizini hallettim bile. En önemlisi ve en zoru oydu. Gerçi Murat'ınki de çok kolay sayılmaz. Şimdi artık valizlere geçeceğim. Kendi eşyalarımızı toparlayacağım. Bezler, unutmadığım bir şey yoktur değil mi? Böyle sürekli düşünüyorum. İnşallah yoktur. İnşallah. Neyse, artık varsa da yapacak bir şey yok. Sonuçta dünyanın sonu değil. Şey sıkıntı olacak. Odun yakmak vesaire, böyle o kısım biraz sıkıntı olacak. Çünkü odunlar dışarıda ve ıslak olabilir. O kısım biraz zor olacak. Bir de yemek kısmını da ayarlamak lazım. Alışveriş falan yapmak lazım köye. Neyse, hallederiz gidince artık. Birkaç gün artık köy vlogu göreceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Köy vloglarını sevdiğinizi çok iyi biliyorum. İnşallah severek de izlersiniz. Artık videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.